Aa, bir dakika. Şey yapmam lazım. Kulaklığı. Evet, merhabalar. Şimdi Zafer abi bekliyoruz. Zafer abiden istek gelmesi lazım. Merhaba. Merhaba Zafer abi. Ne yapıyorsun? Abi, iyiyim. Ya böyle telefonu dik mi tutayım, yatay mı tutayım? Sen istediğin gibi tut abi. Abi yatay tutarsam böyle Yok, olur. dik tut abi. Ha, Ko böyle. koyacak koyacak bir yer yok mu? Şu anda koydum. Ne haber, nasılsın? İyidir abi. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Bu karantina hayatına alışmaya çalışıyorum Osmancığım. Çamaşır bende, bulaşık bende, ütü bende. Hadi ya. Ben diyorum şimdi. Yalnız mı yaşıyordun abi sen? Yo, hayır. Salata yapıyor musun peki? Yemek salata. Abi yemeği kralını yaparım ben. Valla. Abi aç kalmam. Kimse de aç kalmaz Osmancığım. O Vay anlamda. maşallah. Yani o anlamda iddialıyım. Açlıktan girdin hemen ya. Biliyorsun işini. Evet, yani dizideki rolümüzde devamlı açlıktan bahsediyoruz ama Allah'a şükür aç değiliz, açıkta değiliz Osmancığım. İnşallah Evet. bu olağanüstü durum da çok kısa bir zamanda hallolur. Normal Evet. hayat geriye döner diye umut ediyorum. İnşallah. Şey diyeceğim, kaç gündür karantinadasın abi? Bir Set en dakika. son set bittikten sonra girdin mi sen karantinaya? Tabii set bittikten sonra zaten bir de Türkiye'de en önce biz seti bıraktık biliyorsun. Evet. Hemen Biz bıraktık. eve çekildik. Allah'tan 3 bölüm stok vardı elimizde. Hemen eve çekildim. Şimdi tek yaptığım 3 günde bir, 4 günde bir markete gidiyorum. Alışveriş yapıp hemen eve geliyorum. Yıkanmacalar, temizlemeler artık sabunla temizler duruma geldik yani. Kolonyan var mı? Kolonya var. Her türlü şey için steril ortam hazırlık için, efendime söyleyeyim, çeşitli jeller var. Alkollü sıvılar var. Maskeler var. Evi bir görsen var ya, yani kimya laboratuvarı gibi. Vay maşallah. Şimdi abi biraz böyle bizim şimdi kamera arkalarımız çok yok. Çekilmedi mi? Ne oldu? Ben anlamadım. Evet. Yani dizinin kamera arkası yok. O yüzden biraz böyle kamera arkasından da konuşmak istiyorum ben. Orada ne dönüyor? Hani insanlar seviyor, merak ediyor. Evet. Ben de böyle bir zihnimi tazeleyeyim. Neler yapmışız, ne etmişiz? Şimdi bazı sorular da var. Yani bizim arkadaşların hazırladığı yaklaşık 30 tane soru var. Buradan da sorular geliyor. İnsanlar yazıyorlar. Bunları da soracağım sana. Biz yaklaşık 15 gün oldu değil mi dizi? 15 gün oldu. Ara Daha vereli. Daha fazla mı oldu? fazla galiba. Daha fazla. Evet, şey gelmiş, Vildan gelmiş. Sahra Kübra. Selam sana Sahra. Ay Hoş canım benim. geldin. Onlara da selamlar. Vildan'la hiç sahnen oldu mu abi? Vildan'la bir tane Hatırladım. şeyimiz oldu. Hangi sahneydi? Şeyden gelirken Tarık'la beraber gelirken elinde sülük kavanozuyla gelip önümüzü kesti. Evet. Son bölümde değil mi? Son bölümde. Nasıl da abi Vildan'la karşılıklı oynamak? İlk defa oynamışsın mesela 12. bölümde ilk defa Vildan'la. Ya benim Çünkü yani Vildan biliyorsun şey Sahra Kübra diyelim Vildan'a. Sahra bizim setteki en genç arkadaşımız. doğru. O şeydi değil mi? Tarık'la siz geliyorsunuz. Doğu senin kolundan tutmuş sekerek yürüyor falan. Abi niye topallıyorsun? Oğlum diyorum, abi diyor, bari hiç olmazsa bir işimiz rast gitsin diye topallıyorum diyor. Eyvallah. Orada mesela benim senaryoda yazdığımdan farklı şeyler çıkarmışlardı. Benim hatırladığım o sahnede. Doğuyla karşılıklı bir şeyler çıkarmışlardı. Her sahnede bunu yapıyor Sahra'yla. Evet. Doğu oturuyorlar. Peki siz de Doğuyla ya da başka oyuncularla ekliyor musunuz benden habersiz? Senden habersiz ekleyebilir miyiz o? Estağfurullah abi. Hayır. Ekleyebilirsiniz tabii ki. Bizim tabii dizideki en büyük avantajımız aynı zamanda sen yazı grubundan da olduğun için senaryoya hakimsin. Ve Evet. elindeki oyuncu malzemesi de çok iyi bildiğin için ezber geçilen anlardaki bazı eklemeler hakikaten o işe tam
şey oluyor, katkı veriyor. Katkı verince ya benim yazdığımın dışına çıkmayın demek yerine burayı söyleyin, bu çok güzel oldu deyip oyuncuları yüreklendiriyorsun. Böyle olması daha çok güzel bir samimiyet getiriyor diziye, değil mi? Ya ben en başta okuma provasında hatırlıyor musunuz? Şey demiştim, işte bütün oyuncular vardı. Abi işte bir yerden sonra artık senaryoyu da kendimiz sette yazabilecek hale gelelim ve burada bir şeyler hep birlikte çıkaralım. Çünkü siz de büyük duayen üstadsınız yani. Hani sizin de tecrübelerinizden faydalanmak, komedinizden yararlanmak bizim tabii ki işimize gelir. Tamam. Beni de rahatlatır yani. Doğu hakeza öyle. Aslında Evet. bütün oyuncular, Barış abi de mesela bayağı iyi şeyler katıyor. Sen Barış abiye hep takılıyorsun ya benim gördüğüm. Şimdi Barış'ı ben konservatuvarda öğrenci olduğu zamandan beri tanıyorum. Barış, Bülent İnal falan onların olduğu 4 kişilik bir grup. Daha konservatuvarda öğrenciyken Devlet Tiyatroları AKM Büyük Salonu'nda Arthur Uyun'un Önlenebilir Tırmanışı adlı oyunda, Yücel Erten'in sahneye koyduğu oyunda o oyunda gangsterleri oynuyorlardı. Bizim tanıdığımız o zamandan. Barış'ı ben çok beğeniyorum oyuncu olarak. Eyvallah. Hem böyle şeyi var, çok tatlı bir sevimliliği var, duygusallığı var. O şairi çok çok güzel oynuyor. Zaman zaman şair oynarken Doğu'yla benim gazıma gelip bazen şive çaldığı oluyor. Yani şive yapmak ihtiyacı hissediyor. Hissedince ben fırça atıyorum. Diyorum Barış'cığım senin burada bu kulvara girmene gerek yok. Sen devam et. Bir de seti bekletme huyu var biliyorsun Barış'ın. Abi sen herkesten muzdaripsin ya o konuda. Herkesi bekliyorsun. Yani benim gördüğüm gerçekten setteki en disiplinli oyuncu olabilirsin. Ciddiyim yani bu konuda. Abi teşekkür ederim. Ben çünkü şuna inanırım hep. İnsan ömrünün en kıymetli olduğu zamanlar beklemekle geçer. Evet. Ben de boşa beklemeyi ve insanları bekletmeyi hiç sevmem. Yani bana saat 11'de sette hazır olacaksın dedikleri anda ben hemen sete gider yerimi alır hazır beklerim ve herkesin de zamanında orada olmasını beklerim. Elbette ufak tefek aksaklıklar olur. İşte mikrofonla bir sorun çıkmıştır, bir tuvalet ya da ben çay isterim kazana su çekilmiştir biliyorsun. Evet, senin hatta şeyde hatırlıyor musun? Okuma provasında çayla ilgili bir muhabbet vardı. Sen demiştin ya burada kazana su çektim desin demiştim. Tabii. Öyle bir şey var değil mi? Sette hep kazana su çekilmişti çay istediğinde. Şimdi ben mesela oturup da günde böyle 8-10 tane çay içen adam değilim ama zaman zaman canım taze demli bir çay içmek ister, şekersiz bir çay. Set ortamlarında ne zaman çay istediysem bana hep devamlı kazana su çektik abi. Şimdi de gelmez. Sonra demlenir çay, ilk güzel demli çayı bana getirirler. Hemen Sahne bir başlar. olduğu gibi damla gelir. Evet Zafer Bey, sete bekliyoruz. O şeyi böyle ağzın kavrularak içersin, koştur koştur gidersin. O benim Evet. yani o anlamda. Bir de şey, senin rejiyle de hep bir çekişmen var benim gördüğüm. Sufle istiyorsun, bir yerde bir takılıyorsun ama asla o replik gelmiyor, değil mi? Evet, şimdi bazen böyle oyuncuya kabir azabı çektirmekten mutlu olan reji asistanları vardır. Yani orada tekste bakıyorsun. Oyuncular oynuyorlar. Oynarken bir yere takıldığı anda hemen cümleyi hatırlatmıyorlar, duruyorlar. Durunca ben de kızıyorum. Diyorum kardeşim, lafı versene. Bu tabii tiyatro alışkanlığından geliyor. Evet. Tiyatro akış provalarına başladığın zaman bir tane suflör olur kenarda. O devamlı teksti takip eder, oyuncunun takıldığı yerde söyler. Burada da bir aksiyon hali olduğu için kesilmesini istemiyorum. Onun için uyanık olup hemen müdahale etmelerini bekliyorum. Ama bakıyorum ki Damla sadece oyuncuların Uyuyor. devamlılığını ve hemen gider, tabii hemen gider hocalara ispitler bizi. Ya sana söyler sal olduğuna. Ama sonra şey diyor, hocam ben işimi yapıyorum diyor. Evet ben hep ona dedim ki Damlacığım bak sette bu devamlılığı tutan oyuncular blok halinde bir yer oynandığı zaman hemen koşar yönetmene oyuncuyu ispiyonlarlar. Derler Evet. ki hocam Zafer abi orada sağ elini değil sol elini tutmuştu der. Yönetmen de der ki ya önemli değil oyun güzeldi ben onu öbür açıdan bağlarım. Doğu gelmiş bu arada abi. Cümle kuramıyorsun galiba Doğu. Ada damla damla. Ha, damla 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 diyor ya. Adam. Damla damla. Damla. Bir söylesene abi bir daha. Damla damla damla. 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 Ya da biraz söylüyoruz. Niye az? Niye az? Masaya, acil buraya bir bak. Burada önemli bir şey var. O anlama geliyor. Damla damla dediğin zaman mı?
Tabii Ya hoca böyle şey çok güzel abi, böyle yani rejiyle de bir dil kurmuşsunuz evet. ve hani eğlenmeye başlamışız değil mi yavaş yavaş? Böyle ben de hissediyorum. Eğlenceli olmaya başladı set. Abi samimi anlamda söyleyeyim. Hani beylik bir laf olsun diye demiyorum. Çok huzurlu ve birbirini çok seven bir ekibiz. Yani mesela orada iki tane üç tane karavan var. Buna rağmen 12 kişi aynı karavana toplanıp böyle Değil mi? içki etmeyi seviyoruz. Yani ben çocukların hepsini çok seviyorum ve çok özledim. Yani Doğu'yu özledim, Naz'ı özledim, bizim kızımız Ece'yi özledim. Hepsini gerçekten çok özledim. Hepsine buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Hoca vallahi seni de özledim. Setimizi de Abi özledim. valla çok özledik ya. İnşallah şu günler geçer. Geçer. Ardından hemen devam ederiz. Evet. Ben biraz daha setle ilgili konuşmaya devam etmek istiyorum. Sonra sorular var. Tamam. O soruları hemen hemen altta gördüğüm sorularla benzer, arkadaşlar iyi bir soru şeyi toparlamışlar, 30 tane. Onları da sorarız inşallah. Buyurun hocam. Abi şimdi mesela sette bir soru vardı aslında. Ondan yola çıkarak şey yapayım. Oynamam dediğin sahne oldu mu abi? Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Bunu oynamam dediğin. Yok hayır. Bir de ben hepsine çok gülüyorum ya. Yani çünkü tekstin tamamında eve bize tekst geldiği zaman okuduğum anda o rolleri oynayacak olan insanları bildiğim için nasıl oynayacaklarını da hayal ediyorum ve çok hoşuma gidiyor. Onun için hiç ya ben burayı oynamam, burası kötü oldu falan asla öyle bir şey olmadı yani. Elinize sağlık, güzel yazıyorsunuz. Eyvallah abi, eyvallah. Yani şey ama ben de şeyden zevk alıyorum tabii ki. Yani sette onu işte oyuncuların oynaması, işte görüntünün kurulması, reji falan filan. Ardından kurgu, o yazdığımız şeyi ekranda görmek de gerçekten büyük keyif veriyor. Bir de Çok. son günlerde şey oldu değil mi? Biz senaryo geciktirmeye başladık. Öyle bir şey oldu. Senaryo geciktirmek olmadı da mesela hızlı gidebilmek adına önceden sinopsisi hazırlanmış olan bir sonraki bölümün daha bölümün tamamı çıkmadan 2-3 tane ek sahnesini çektik. Ama Evet. hikaye nereye doğru aktığını bildiğimiz için er veya geç nasıl olsa senaryo gelecek ama öbür türlü böyle sette kameranın başında abi bekleyelim de şimdi arabayı yola çıkardı prodüksiyon. Evden 5 sayfa 7 sayfa getireceklermiş gibi bir durum yok. Anlatabiliyor muyum? Onun için de o anda biraz sorun olmadı yani. Evet. Ben belki şey zorlandığım için son zamanlarda gerçekten şey oldum ya, yani yoruldum. Evet. Hani bir de tabii yapımla ilgili hani öne geçmemiz lazım dendi falan, hani senaryoyu önden yazmak gerektiğini falan söylediler. Biz de hızlanmaya çalıştıkça bir yorgunluk çöktü bana yani. Ben mesela 13. bölümün yarısında yoktum galiba Galiba sette. yoktu. Evet, Zaloğlu vardı. Evet, Zaloğlu'yla nasılsınız abi? Abi Zaloğlu, Zaloğlu'ya bir kitap verdim ben bundan 2,5 ay önce hocam. Ha. Yaklaşık 78 sayfa. Canım abim hemen okuyacağım merak etme dedi. 2,5 ay sonra 3 gün önce Zaloğlu'ndan mesaj aldım. Canım abim 17 sayfa kaldı. Sana hemen döneceğim dedi. Yani yaklaşık 2 ay 38 gündür Zaloğlu'nun kitabı okuyup bana dönmesini bekliyorum. Sen bir haber alırsan ne olur bir ilet de ki Zafer abi senden haber bekliyorum. 17 sayfayı bitiremedi mi? Bitiremedim. Vallahi bitiremedi daha. Hayırlısı bakalım. Ama belki de bu beklentiden bambaşka bir senaryo ile çıkacak. Hani abi kusura bakmayın evde kapalı kaldım. Senin kitabını okuyamadım ama yani öyle bir sinema senaryosu yazdım ki bir film senaryosu böyle bir şey olmaz diye bir sürpriz de bekliyorum Zal olduğunda. Bekliyor musun peki? Gerçekten bekliyor musun? Bekliyorum. Bir iki tane bana kısa yapmış olduğu işi gösterdi. Ondan sonra dedim ki Zal oldu doğru yoldasın ama bir de işin büyüğünü tamamını görelim dedim. Ama kısa filmde biliyorsun kısa filmde anlatmak uzun filme göre daha büyük marifetli bir iş. Çünkü Eyvallah. çok kısa bir zaman dilimi içerisinde çok şey anlatmak zorundasın. İnşallah Zaloğlu da sizler de güzel güzel filmler yazın, senaryolar yazın. İnşallah. İnşallah abi. Bir şey soracağım. Yarın şeyde setten sonra
Hiç çekirdek yedin mi abi? Yok, hiç yemedim. Ağzım, dilim tuzdan yara oldu abi. Çünkü öyle büyük mikrop ki biz 20 sene önce eve girişini yasakladık abi bunu. Yani mesela birisi eve dışarıdan bir misafir böyle bir tane torbayla bile gelse o bir torba bir ay bizim evden çıkmaz oldu abi. Yani devamlı çatır çutur çatır çutur çatır. Yani acayip bir şey bu. İnsanda müthiş bir dipsomani hastalığı yaratan, bitirmeden asla tutup cebinden atmadığım bir hastalık bu ay çekirdeği, kabak çekirdeği yemek. Onun için ben Evet. bazen etten beri hiç ağzıma bile vurmuyorum. Şey yapıyorsun ya, ben monitöre geliyorum, eroin Tabii. O şey diyorlar, eroin ay çekirdeğine fakir eroini diyorlar biliyorsun. öyle mi? Nerede diyorlar abi? Tabii öyle derler. Fakir eroin derler. Roman kardeşlerim de horoin der. Horoin. Eroin. Horoin. Fakir horoini bu. Eyvallah. Ama sette böyle bir şey olmadı. Ne bileyim, hadi ara verdik diyelim. Evet. Başka bir sahneye geçtik. Sen hala yemeye devam ediyorsun abi. Abi çünkü cebimde olduğu için ister istemez elim hep oraya gidiyor. Ve namuslu şimdi firmasının adını da vermeyeyim ama o kadar lezzetli ki be abi çok güzel çekirdek yapıyorlar ya. Yani tuzsuz. Onlar bize sponsor mu veriyorlar yoksa Vallahi hiç şey? bilmiyorum sponsorlar ama yani çok çok güzel çekirdek. Bir de bizim sülalenin bir kısmı Erzurum, bir kısmı Kars'tır. İki tarafın da kültüründe büyüdüm ben. Mesela şeyden Erzurum'dan, Kars'tan bizim akrabalarımız bize işte peynir gönderirlerdi. Tel peynir gönderirler. İşte bal, Kars kaşarı falan filan. Bir de siyah ay çekirdeği gönderirlerdi. Ona sımışka derler Kars'ta. Belki Sıvışka. sımışka, belki de Rusya'dan geçme isim olarak. O da mesela inanılmaz lezzetlidir ama oturup böyle bir kilo yersin, ağzın burnun mosmor kalkarsın. Her tarafını boyarlar. Altta bir yorum gördüm. İzleyicinin bir tanesi şey demiş. Benim de ağzım yara oldu. Yalnız değilsin abi. İzlerken benim de ağzım yara oldu diyor. Bu arada bir arkadaş da Doğu'nun en çok sevdiği lafını yazmış aşağıya. Biz de Ne? boşa değiliz. Ona bayılıyorum o lafa ya. Senin de çok sevdiğin laflarımız var. Şeyde mesela yeni yeni başladığım bir şey vardı. Ama şimdi ara verdiğimiz için onu sürdüremeyeceğiz. İnşallah devamında Bakacağız. Bakacağız, göreceğiz. Onu bir bakacağız. yaptık biz de yine devam ederiz. Bir de geçen bölüm Doğu'nun şeyine geberdim gülmekten. Ben onu unutmuşum ya. Evde koltukta düştüm yerine. Alnımızda yazılı olanın bir adım ötesine geçer. Çok iyi. Şey Doğu diyordu ya, Zafer abi onu çok seviyor diyordu, evet. Bayılıyorum ona. Çünkü alnımız demiyor. Arnımız. Arnımızda. Arnımızda yazılı olanın bir adım ötesine geçebildik mi? Ve o alın yazısı da süparmakla gösterilir. Rahmetli halam da öyle yapardı. Oğlum alnımızda ne yazılıysa. Eyvallah abi. Şimdi soru sormaya başlayacağım. Sonra sorulardan sıkılırsak da muhabbeti devam ederiz. Eyvallah. Buyurun. İlk olarak herkesin beklediği soru, aç mısın abi? Yok, şu anda aç değilim abi. Öyle mi? Çünkü evde aç olmamam lazım, tok da olmamam lazım. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Çünkü evde oturuyoruz, hareket etmiyorsun ve sürekli yiyorsun. Ben korkuyorum buradan sonra hadi belli bir zaman geçti, her şey normale, sete gelin dendiği zaman herhalde oyuncuların yeniden bir kostüm provası yapmasına ihtiyaç duyulacak diye tahmin ediyorum. Hadi ya. Tabii. Sen Yani aldın mı kilo? ya ben tam sabit kilomda duruyorum hep. Ne alıyorum ne veriyorum ama dikkat ediyorum elinden geldiği kadar. Hmm. Bir Ben de hareket. almadım ya. Ben aslında sette vermişim. Onları alsam iyi olur. Ama işte sette tabii biraz şey yaptığın için, çalıştığın için herhalde veriyorsun. Bir de bazen yemek yemeyi de iptal ediyorsun. Es geçiyorsun boş ver yemeği diye. Evet. Biz Onu ama iyi yiyorduk ya. Bayramoğlu'na gidiyorduk. Reklam olacak ama. evet. Bir yerlere gidip yemek yiyorduk topluca. Güzel oluyordu. Sen iyi Bayram. biliyorsun o işleri. Ya şimdi bir de Bayramoğlu'nun reklama ihtiyacı yok. Yani Doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nde 4 tane dönerci sayarsan bir tanesi Bayramoğlu. Benim hemşerimdir onlar aynı zamanda. Ben çok eski küçük dükkanlarından beri biliyorum Kavacık'taki Bayramoğlu'nu. Ondan sonra inanılmaz işini büyüttü ve hakikaten dünyanın hiçbir yerinde öyle servisi olan bir yer bulamazsın kolay kolay. Her şey son derece süratli, çabuk ve taze geliyor ve müthiş yani çok iyi.
Evet. Ya oraya galiba set boyunca bir 10-20 kere gitmişizdir ya. Değil mi? Ya gitmeden olmaz. Beykoz tarafına geçtim mi ben hep oraya gider bir uğrarım abi. Yani buradan bizi izleyen İstanbullular da inşallah, gerçi şu andaki herhalde insanlar gitmiyordur ama belki evlere paket servis olarak falan yapıyorlardır onlar da, diğer işletmeler gibi tabii. Ben son şeyde karantina başladığında oradan döner istedim karavana. Son dönerini yedim. Sonra bakalım ne zaman nasip olacak. Ne yemek yapıyorsun abi evde? Baba ben Türk yemeklerini güzel yaparım. Öyle mi? Beni bilecek, Türk yemeklerini güzel yaparım. Yani İtalyan usulü yemekler de yaparım zaman zaman. İtalyan. Tabii. Ya şey oluyor abi. Ben mesela yemek yapmaya kalktığım zaman 2-3 saatte ancak yapabiliyorum. Bitmiyor yani. Yemek bitmiyor abi. Doğruyorsun bilmem ne falan pişmiyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Sende de oluyor mu? Ama işte orada zamanı iyi kullanman lazım. Çünkü devamlı başında beklememen lazım. Her şeyin belli bir pişme süresi var, bir şeyi koyma süresi var, zamanlaması var. Onları yapacaksın, o araları değerlendireceksin. O zaman hiç anlamazsın zamanın nasıl geçtiğini. Hep başında beklediğin zaman çok uzun geliyor sana Demek ya. ki ben başında beklediğim için öyle oluyor. Çok Evet. uzun geliyor ya gerçekten. Ya bazısı için çok büyük zevktir, anlatabiliyor muyum? Yani onu yapmaktan büyük zevk alır. Benim de yani çok çok iyi aşçılık yapan, becerisi olan arkadaşlarım var yani. Mesela Sarp Leventoğlu vardır. Oyuncu arkadaşım. Hı Bizim hı. yani gerçekten insanı bile pişirir sana yedirir, onu söyleyeyim yani. O Allah kadar, Allah. o kadar yedirir. Benim babam da aşçı bu arada. Öyle mi? Evet, bayağı iyi de aşçı. Uzun zaman Fransa'da çalıştı. 14 sene falan. Fransız mutfağını bilir. Şimdi işte Yozgat'ta şey yaptı. Evin bahçesine fırın falan yaptı. Vay Tabii canına. karantina öncesinde ve akrabaları, teyzeleri falan çağırıp orada bir şeyler yapıyor falan. Böyle Helal olsun. yemek yapmak gerçekten belki sanatsal bir eylem diyebiliriz. Sanatsal bir eylem, bir de enteresan bir şeydir. Yani hep yemek yapmayı kadın işi olarak görürüz ama dünyanın bütün hep büyük aşçıları hep erkeklerden çıkar. O da ne kadar enteresan, değil mi? Evet. Hakikaten, ama baban yani Fransa'da bu işi yapmışsa zaten onun aşçılığı üzerine bizim konuşmamıza gerek yok yani. Tam bir Evet. profesyoneldir. Abi şimdi şöyle sorulardan bir çekeyim alayım. Evet. Diyor ki bir arkadaşımız genç bir ekiple çalışıyor malum. Kuşak çatışması oluyor mu diyor. Yok. Onu sana Nasıl? sorayım. Oluyor mu? Abi sen bizden daha gençsin ya. Sosyal medyayı takip ediyorsun. Eyvallah sen. Güncel bütün mevzuları biliyorsun. Hatta diyorsun ki şunu izledim mi diyorsun. Evet Sete abi, gel. genel olarak şöyle, ben artık 59 yaşında bir adamım ama insanın hayattaki en büyük enerjisi gençlikten gelir abi. Onun için gençlerle çalışmayı her zaman severim. Genç Evet. arkadaşım, genç dostum çoktur. Onun için Evet. genç daha çabuktur. İşi pratik halleder. Derdini anlatırsın. Anlatabiliyor muyum? O anlamda artık yani çağın gereklerine uyan o hızlanmayı genç kuşakta görebilirsin. Onun için gençlerle çalışmaktan ben çok mutluyum. Bizim artık Eyvallah abi. çatışması olmaz. Çünkü biz bir işin iyi olması için hep birlikte emek veriyoruz. Evet. Kesinlikle öyle abi. Biz de buna şahidiz. Gerçekten çok iyisin yani. Gerçekten çok iyisin. Veriyorum. Bir soru var. Setler durdu mu yoksa aynen devamı? Tabii ki durdu. Biz 13. bölümü çektik. Sonra durduk. Evet. Naz gelmiş. Naz merhaba yönetmenim. Merhaba İlhan Perim demiş. Merhaba Naz. Hoş geldin Naz. Sonra bir soru. Hangi açlık daha tehlikelidir? Çaresizlikten gelen açlık daha tehlikelidir ve daha fecidir diye düşünüyorum. Daha zordur, değil mi? Tabii ki yani çare. Yani şimdi düşünsene, mesela şu koronavirüsü salgını çıktı ve koronavirüsü yüzünden hepimiz evlerimize tıkıldık kaldık. Kimi 25 metrekarelik bir gecekonduda çoluk çocuk sıkışıp bir yere kaldık. Kimi 600 metrekarelik villasında sıkılarak oturmakta. Ama bir de çoluk çocuk mültecisin, başka bir ülkeye iltica etmek için dağlardan tepelerden aşmışsın gelmişsin. O ülkede kalacak yerin yok ve sokağa çıkmak tehlikeli. Paran yok. Karnın aç, çoluk çocuk aç. İşte o açlığı Allah kimsenin başına vermesin. Rahmetli anneannem hep öyle derdi, biliyor musun? Allah kimseyi açlıkla terbiye etmesin evladım Değil mi? derdi. Kim anlar Açlıkla onun ne demek olduğunu? sınamasın. Evet. Zor tabii ki. Tabii.
Ama şimdi galiba böyle hani devlette bir şeyler yapmaya çalışıyor işte jandarmayla poliste. Hani Evet. bu karantina günlerinde hani görüyorum, izliyorum ara sıra ve hoş görüntüler de çıkıyor. Bu açma isteyen amca vardı. Açma işi vardı. Bir tane Sivaslı bir amca vardı Osman, ona geberdim gülmekten ya. Amca diyorlar, niye dışarı çıktın? Yaş kaç? 77 diyor. Diyor ki niye dışarı çıktın amca diyor. E diyor ki ne yapayım, evde canım sıkılıyor dedi. Çocuk da dedi ki abi yani evde canın sıkılıyor ama eve gitmen lazım babacığım, senin dışarıda durman sakıncalı. Diyor ki eve niye gideyim oğlum, evde karıdırdırı var ya dedi. Evet, Kolay öyle. kolay da diyor, anahtarı sana vereyim sen git eve dedi çocuğa. Çok iyiymiş. Bir tane de şey görmüştüm ben ya. Yaşlı bir amca böyle çeşmenin başında oturuyor. İstanbul'da mı? Nerede bilmiyorum. Değildir herhalde. Soruyorlar niye oturuyorsunuz? Sokağa çıkma yasağı var. Diyor ki ben bilmiyorum ki, ayda bir iniyorum şehre. İşte köyde yaşıyor galiba. Maaşımı çekmeye geldim. İşte ihtiyaçlarım var, onları almaya geldim falan diyor. Sonra evine götürüyorlar. Adamın haberi bile yok yani. Vallahi. Ya bizim aslında şu anda bu şu hastalık salgınından kurtulabilmemizin tek yolu bize bağlı. İnsanların hep bunu anlaması lazım. Biz Can Yılmaz'la beraber burada olan burada kalır diye bir programımız var bizim. Onu bazen Evet. sağlık gösterisi versiyonlu yapıyoruz. Bazen de kendi YouTube kanalımızda yapıyoruz. Hep orada da bundan bahsediyoruz. İnsanların şunu anlaması lazım. Yani sokağa çıkma yasağını kendimizin getirmemiz lazım. Evet. Muhakkak dışarıya çıkmak zorunda olan, hayatın döndürülmesi için işine gitmek olan insanların zaten sayısını kısıtladılar. Yani bir bankadaki bütün personeli çağırmıyorlar. Bir iş yerindeki bütün personeli çağırmıyorlar. Dönüşümlü gidip geliyorlar. Bizim sokakları onlara bırakmamız lazım. Onlara bırakırsak, bu geçmiş olan kuluçka dönemini atlatırsak birdenbire aşağıya doğru bir iniş olacak ve tahmin ediyorum Mayıs ayının ortasında bu beladan kurtulmuş olacağız diye düşünüyorum. İnşallah abi. Ama işte insanlar bilip bilmeden tatil yerlerine koşuyorlar. Fethiye'ye gidiyorlar. Bodrum'a gidiyor. Marmaris'e gidiyor. Ya gitme. Marmaris'e gittin abi. Oturdun. Güzel. Koronavirüsünden kaçtın İstanbul'dan. Garson geldi. Evladım bakar mısın? Herif geldi kulağının dibinden vıkır 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 anlatıyor. E verdi virüsü. Döndün İstanbul'a. Ne yapacaksın? Evet. Öyle değil mi? Tatil yerine gitsen oradaki zaten hastane yatak sayısı kısıtlı. Hep denetimi kendimiz eğer sağlarsak bu işten en çabuk biz çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü samimi söylüyorum, araştırıyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi sağlık kuruluşlarımız var bizim. Doktorlarımız var, hastane yatak sayımız var, acil bakım ünitelerimiz var. E baksana, Eyvallah. şimdi bizde mesela işte devlet Allah'tan sonunda hemen bunu şey yaptılar ki bu maske satışı falan filan işleri suistimal edilmeye müsait. Bari insanlara biz maske verelim dediler. Avrupa'da, Amerika'da insanlar bir maske için birbirini öldürecek duruma gelmişler. O kadar feci haberler alıyorum ben. Evet, Fransa'da ise operasyonla falan maske topluyorlarmış oradan buradan. E tabii yani Bizim de akrabalar var. Amerika'da insanlar korkundan evlerinin bahçe çitlerinin önünü kapatıyorlar. Tahta perdeler çakıyorlar. Silahlanma var. Korkuyorlar. Biri gelir yağma yapar, baskın olur. Çünkü market kapalı, orası açık, burası kapalı. Tuhaf bir durum var dünyada. Onun için biz bu işten çok çabuk çıkabiliriz. Yeter ki tedbir. İnşallah. Şimdi şey de var abi, hemen o TRT'nin Ev Hayat Dolu diye başlattığı bir kampanya var. Evet. İşte Ferhunde Hanımlar ve kızlarını yayınlıyorlar. İşte eski dizileri yeniden yayınlamaya başlıyorlar. İşte spor kanalında kült olmuş maçları yayınlamaya başlıyorlar. Ne İzliyorum. bileyim, öyle mi? Ben en Bu çok Osman'cığım, ben en çok TRT2'yi seyrediyorum. öyle mi? TRT2 çok iyi değil mi? Bak buradan bizi takip eden arkadaşlarıma söylüyorum. Sosyal medyada da yazdım. Türkiye'nin şu anda iddia ediyorum en kaliteli kanalı TRT2. Samimi söylüyorum, Avrupa standartlarının üstünde bir yayını var. Belgeseller, kültür var, sanat var, konserler var, tiyatro var, opera var. Ne bileyim, aklına gelecek her şey ve çok çok da kaliteli sinema filmleri gösteriyorlar. Yani Tarkovski bile gösteriyorlar, evet. Evet, 2 gün önce işte dün değil evvelsi gün Tarkovski'nin filmi vardı ve çok güzel filmler gösteriyorlar. Yani seyrettiğin zaman mesela sen de depresif değil, yarına dair umut yeşerten bir televizyon kanalı havası bırakıyor. Yani başından ayrılamıyorsun, her şeye takılıyorsun izlediğin zaman. Evet. Ben çok setten dolayı bakamıyorum ama birkaç konuk olmuştum. Sonra
Birkaç filme denk gelmiştim. Hatta benim Güvercin Hırsızları diye bir filmim var. O da orada yayınlanmıştı. Evet, ben de onu seyrettim şeyde. Buradan seyrettim, TRT2'den. Evet, doğru. Eyvallah abi. Şimdi sorulara devam ediyorum abi. Bu kadarında oynamam dediği bir absürtlük var mı? Yok demiştin. Ya çok ya ve çok absürt bir şey de yok. Yine sevdiğim bir soru. Geçmişe gitme sahnelerinde hangisini, en çok hangisini sevdi Zafer abi diye bir soru var. Ya ben o geçmişe gitme sahnelerin hepsine bayılıyorum. Seyirci de emin ol onları çok seviyor. Çünkü geçmişe giderek hem de bizden sonraki gelen kuşağın ne yazık ki artık unutulmuş olan çok önemli karakterleri, çok önemli insanları tanıma ve araştırma fırsatı verdiği için benim çok hoşuma gidiyor öyle yerlere gitmek. Yani ne bileyim en son mesela Karacaoğlan'a gittik ya o da çok güzel sahneydi. Evet, sen İlhan Oğlan diyordu değil mi? Tabii diyorum benim yaşıma başıma uygun değil sana yakışıyor ama bana İlhan Oğlan deyip durma diyor. Edgar Allan Poe'ya gittik, değil mi abi? Edgar Allan Poe'ya gittik. Karun'a gittik. Karun'a gittik. Yunus Emre'ye gittik. Kant'a gittik. Ayhan abi oynadı, Ayhan Sicimoğlu. Peki, senin şeyi de var. Böyle yan rollerde oynayan yardımcı oyunculardan da muzdaripsin, değil mi? Böyle bir şey oluyor. Hani sen çok hazır geliyorsun abi. Her Evet. şeyi hazır geliyorsun sete. Ezberim var. Hani timingler doğru yerde. Hani tepkiler çok doğru yerde. Hani ben hani yönetmen olarak gördüğüm o. Karşı öyle olmadığı zaman bir şey oluyorsun. Dağılıyorsun. Sonra toparlamaya çalışıyorsun falan. Sonra gelip bana diyorsun ya Allah aşkına şu yardımcı oyuncular. En çok kimde yok? Hakkı Baba'da yoruldun mu mesela? Ben yoktum orada. Ya Hakkı Baba bizi biraz yıprattı evet. Öyle mi? Hakkı Baba. Niye abi? Ne oldu? Ya işte orada rol gereği Lütfi'ye bir şey, şeye Doğu'ya bir şeyler söylemesi lazım. Hakkı abi dedi ki ya ben bunları söylemeyeyim işte benim hayranlarım var, sevenlerim var. Böyle söylersem işte Hakkı Bulut'a yakışmaz. Ben onu öyle söylemeyeyim, böyle söyleyeyim falan dedi. Ya halbuki oradaki tekste zaten bir espri var yani hakaret yok, bir şey yok. Tabii Hakkı abi oralara ikna edebilmek için gerek Zaloğlu, gerek ben, gerek Doğu devreye girdik de biraz uğraştık sağ olsun. O da fazla şey yapmadı. Üstelemedi bizim dediğimiz gibi oldu. Ama sağ olsun yine de geldi Hakkı Bulut'ta konuk oldu. İnşallah devam ederiz daha bambaşka isimlere şey İnşallah. yaparız. İnşallah. Başka buradan bakıyorum abi. Zafer abi evde de sürekli canın çekirdek çekiyor mu yoksa çekirdeğin çeyizini duymak bile istemiyor musun? Çekirdeğin çeyesini bile duymak istemiyorum. O günden beri hiç elime bile almadım samimi söylüyorum. Hiç. Abi ama sette öyle görünmüyorsun ya. Yani bu oyunculuk böyle bir şey mi? Abi şimdi o elinde aksesuar gibi duruyor ya. Hı. Devamlı onunla mesela oynamak ihtiyacı hissediyorsun. Şimdi mesela ben normalde hayatta tesbih taşımam. Ama çünkü tesbih taşıdığım zaman ben koparıyorum tesbihi. Bir şekilde Hı. şakır şukur elimde onu çevirirken ipi kopuyor genelde. Yazık oluyor tesbihe. Ama bana Eyvallah. gereği abi sen bu tesbihi kullanacaksın dedikleri zaman ben o tesbihi yanımdan hiç ayırmam abi. Devamlı onunla oynamak isterim. Anlatabiliyor muyum? Yani şurada Evet. kenarda dursun. Set sırasında geleyim ben bunu alayım demem. Onun için de hep o insanda bir alışkanlık yaratıyor. Bu da öyle ya. Ay çekirdeği çok tehlikeli bir şey ya. Hem insan yani Peki ben bir acayip. şey itiraf edeyim mi bir şey? Söyle. Yani ilk defa hani itiraf ediyorum. Şey, ilk sahnede otobüsten indiğin yerde ben hani yazarken şey demiştim. Yani bağnaz bir adam bu. Otobüsten inerse ne yapar? Çekirdek çitlese çok komik olur. Hani çok İç Anadolu'lu olmuş falan. Ama ben şeyi planlamamıştım abi. Sonraki bölümlerde de çekirdekle devam edeceğini hiç planlamamıştım. Yani baktım sen çok sevdin çekirdeği. Dedim tamam devam edelim yani çekirdeğe. Ama işte bazı sahnelerde çok komik oluyor. Mesela bir tanesinde hepimizin beraber çekirdek yiyip konuştuğumuz bir sahne vardı. O çok güzeldi. Bir de Doğu anasının evindeki bütün eşyaları sattıktan sonra bilgisayarın başında yerde gazete kağıdının üstünde çekirdek yiyorduk. Mesela o da şeydi. Güzel bir sahneydi yani. Çekirdek sana motivasyon da veriyor artık abi galiba. Hani o karakterin şeyi oldu ya bir Evet. parçası oldu ve hani ben de şey diyemiyorum Zafer abi yeter falan diyemiyorum. Çünkü
Hani şeyi görüyorum, evet, çekirdek olmadan olmayacakmış gibi. Çok saçma yere doğru gitti mevzu. Ya bir de yani benim oynadığım karakter absürt bir karakter olduğu için böyle beylik beylik lafları derken yarına dair tuhaf tuhaf şeyler söylerken hiç alakası olmayan yerlerde çekirdek yemesi zaten komik adamın. Evet. Bir Yani de var. şey de var abi, onu da hani buradan artık söyleyelim de bir daha da açmayalım konusunu. Çekirdek kabuklarını yere mi atıyorsun? Topluyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Avuçta. Ama yere atıyor diyorlar. Sonra topluyor muyuz onları? Ne yapıyoruz biz? Yok, ben ilk bir iki bölümde çekirdekleri yere atıyordum sokak sahnelerinde. O da şu diyordum. Yani çekirdek nasıl olsa plastik değil. Bu doğada kayboldu, kaybolan bir şey. Fakat sonradan fark ettim ki hakikaten bizim insanımızda böyle bir çekirdeğin kabuğunu yere atıp bırakıp gitmek diye bir huy var. Onun için insanlara kötü örnek olmayayım diye sonraki bölümlerde çekirdeği hep avucumun içinde topluyorum. Esas yiyeceğim çekirdekler sağ cebimde, yeleğimin sağ cebimde ama kabukları sol cebime topluyorum. Sonrasında da depoyu boşaltıyorum yani yeniden. Eyvallah abi. Soru: Zafer Algöz bu projeye nasıl dahil oldu? Tereddüt etti mi başlarda? Kendisi genelde filmlerde oynadığından diziye mesafeli durdum. Yo, ben bu projeyi çok sevdim. Yani başından itibaren de çok güzel bir proje olacağına inandığım için zaten bu projenin içindeyim. İyi ki de girmişim böyle bir projeye. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyoruz. Gerçek hayatta size ilham veren biri ya da bir şey var mı? İlhan abi diyor. Valla bana genelde yani mesela şu aralar böyle üçüncü kitabımı bitirmek üzereyim. İlham veren tek şey bence klasik müzik insana. Klasik müzik. Evet, klasik Batı müziği. Mozart olur, Beethoven olur. Buradan yazan, çizen, bir şeyler deneyen, resim yapan, ne bileyim edebiyatla uğraşan, ya ben ne yapayım, ne edeyim diye çaba gösteren arkadaşlarımın hepsine klasik müzik dinlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü klasik müzikte sürekli ritim değiştiği için, sürekli tema değiştiği için, renk değiştiği için ona paralel olarak da insanın yaratıcılığını geliştiren bir özelliği var klasik müziğin. Evet, o Yani zaman klasik müzik dinleyerek senaryo çalışabilir miyiz? sana bir şey söyleyeyim mi? Öyle bir senaryo yazarsın ki sen bile aşık olursun yazdığın senaryoya. Abi komedi yazabilir miyiz? Yazarsın abi. Deneyeceğim abi o zaman. Bir Gerçekten. bölüm öyle yazalım. Vallahi dene, tavsiye ederim. Tamam abi. Çekirdeğin rolüne bu kadar oturacağını ne çekirdek oldu muhabbet ya, tahmin edilebiliyor muydu? Diye bir soru. Tabii tahmin ediyordum. Çünkü böyle bir karakterin yani böyle sırtında kanatları olan, kafasında yöresel bir tane papak beresi olan bir adamın da cebinde devamlı çekirdek olup çitlemesi, çat çut yapmaya, bu bana enteresan geldi. Bir de bizim oğlan Ağrı da askerlik yapmıştı. Biz onun Ağrı'ya teslim ederken Ağrı'ya gittik gezmeye. Ağrı'nın bir tane küçük bir caddesi var ama ana cadde diyorlar. Hani o ana caddede bir fark ettim, gençler ya 300 tane genç gördüysek 250'si çekirdek şey yapıyordu, çıtlıyordu sokakta yürürken. Bu şey ya artık, değil mi? Yani bana da bulaştı. Böyle çok keyifli olduğum anlarda istiyorum sanattan. Sanata diyorum ki bana çekirdek getirin. Senin çekirdekleri çalıp getiriyorlar bana. Getiriyorlar mı? Getiriyorlar. Yani reji masası böyle, her yer çekirdek kabuğu oluyor. Murat da çok yiyor çekirdek. O da çok seviyor. Abi, kendin için geçmişe gitseydin kimin yanına gitmek isterdin Zafer abi diyor bir soruda. Kimin yanına mı gitmek isterdim? Evet, kendin için geçmişe gitmek isteseydin. Geçmişe gitmek isteseydim, vallahi çok güzel bir soru. Geçmiş ama ne Evet. kadar şey. Ya yani İlhan Perisi seni geçmişe götürseydi, yani İlhan Zafer Algöz'ü geçmişe götürseydi kimin yanına gitmek isterdin? Gerçi İlhan hep kendi istediğini götürüyor, değil mi? İstediği yere götürüyor. Tabii istediği yere götürüyor. Seçemiyorsun yani. Şuraya götür bizi diyemiyorsun. Yok, İlhan kendi götürüyor çünkü tercihlerini o yapıyor. Ya ne bileyim, biraz şeye meraklı olduğum için havacılık işine. Mesela Ay'a ilk defa ayak basan astronotun yanında olmak isterdim. Neil Armstrong'un yanında. İlk basanın. Abi, orada ona bırakmazdım zaten. Dedim arkadaş bir dur önce bir ben bakayım derdim. Bence İlhan ne derdi peki abi? İlhan derdi bakacağız. Neil Armstrong bakacağız göreceğiz. Sen bir dur bakayım oğlum derdi. Önce İlhan inerdi zaten.
Eyvallah. Yeni bölüm neden yok? Kaç bölüm stoğunuz var? Yeni bölümümüz bugün Kandil dolayısıyla yokmuş arkadaşlar. Evet. Haftaya 13. bölümümüz yayınlanacak. O zaman hemen müjdeyi de verelim bekleyenlere. Biz online olarak dizi yapmaya başlıyoruz. Tutunamayanlar özel dizisi yapmaya başlıyoruz. Bugün ben buradan online olarak provaları yapmaya başladım. Teknik provaları abi az önce yapmaya başladık. İşte kameraları kurdular falan, size de yollayacaklar. Senaryo bitti. Bugün senaryoyu göndereceğiz. İnşallah birkaç güne kayıt demeye başlayacağız. Yani evde kendi yönetmenimiz kendimiz mi olacağız? Aa, yok, ben bağlanacağım yine maalesef. Yine buradan bir sistem geliştirdi arkadaşlar. Buradan yine oyun verebileceğim. Peki Damla yine karışacak mı hocam oradan? İstersen alırız Damla'yı. Eğer Damla'sız olmaz diyorsan. Damla da olsun ki motivasyonumuz olsun. Arada konuşsun o. Tamam, o zaman Damla'ya da bir bilgisayar verelim. Damla da bağlansın. Tabii. Oradan Damla da şey olsun. Sayın senaristim, İlhan Perisi aşık olacak mı? Bence çok geçmiş yani. Bir de İlhan gibi biri kime aşık olabilir ki? Değil mi? Olur mu abi sence? Abi bence İlhan geçmişte büyük aşklar yaşamış olabilir. Ya da bir tane büyük aşk yaşamıştır. Bir tane değil mi abi? Bir tanecik. Bir tane yaşamıştır. Ondan sonra da bir daha hiç şey yapmamıştır. Bu işlere karışmamıştır. Ama her konuda fikri sorulduğu zaman ukalalık yapmaya devam eder hocam yani. Bir soru daha. İlhan abi, Beşiktaş'ın efsane oyuncularından birini getirebilecek mi Tara? Bir İlhan Mansıl, Sergen Yalçın, Pascal Nouma falan diyor. Getiririz hocam ama Sergen'in şu anda işi var çocuğu yani işi gücü var Beşiktaş'la uğraşıyor. Ama rica ederiz öyle bir durum söz konusu olursa niye gel? Getiririz diyorsun. Ederiz tabii rica ederiz. Eyvallah abi. Bir soru daha vardı şurada. Eğer İlhan Perisi olmasaydınız dizide hangi oyuncu olmak isterdiniz? İlhan Perisi olmasaydım dizide şey mi? Devamlılığı olan bir rol mü diyor mesela? Yani mesela ben mesela şair olabilirdin aslında. Şair olabilirdim ama mesela benim oynadığım şair Barış'ın oynadığı şairden başka bir... Olmazdı. Evet, olmazdı. Yani daha başka bir şair olur. Böyle ya Barış'ın oynadığı şair rolü çok dişi ve çok güzel bir rol. O da çok güzel oynuyor. Çünkü onun gibi bir türlü anlaşılamamış çok adam var. Anlatabiliyor muyum? Yani Evet. bir de hiç şairlikten ve şiirden para kazanıp da bu işten ve yani tamam baba 5 tane şiir yazdım 2 senedir evime bakıyorum öyle bir şey yok ki. Anlatabiliyor muyum? Yani İlhan da aslında doğru söylüyor. Diyor ki açlıktan diyor bunlar diyor. Yani hani şiirle karın doyar mı diyor kardeşim diyor. Evet. Ya ben de aslında o karakteri yazarken birçok böyle arkadaşım vardı. Şiir yazan, Evet. çok fazla şiirle, edebiyatla uğraşan. Ama asla tutunamayan, başaramayan, yani şiirleri okunmayan, bassa bile kitabını satmayan çok Tabii. fazla arkadaşım vardı. Dedim ki ya buradan bir karakter çıkabilir. Öyle başlamıştı. Yani şeyde çok güzel oynuyor tabii ki. Barış da çok iyi oynuyor. Çok, çok tatlı oynuyor. Bayağı iyi oynuyor. Valla ne olmak isterdin? Cevabı verdin mi abi? Hangi karakter olmak isterdin? Vallahi şeyi oynayabilirdim. Yani bu dizide benim oynayabilirdim. Bir de Hikmet'in rolünü oynayabilirdim. Ha, Hikmet'i oynayabilirdin. Oynayabilirdim, evet. Yönetmenim, çekirdek fikri sizden mi çıktı yoksa Zafer abiden mi çıktı demiş. Çekirdek yazıyordu senaryoda. Sonra Zafer abi, dediğim az önce itirafta da bulundum. Bu Evet. itiraftan sonra çekirdeği bırakmazsın herhalde abi. Abi şimdi çekirdeği artık setli bile biliyorsun ben yemeye başladığım zaman hani normalde adamın çekirdek yediği sahneleri toplasan dizide 20 saniye falandır. Evet. Abi o 20 saniyelik zaman dilimini içerisinde o kadar çok sahne çekiyorsun ve sette beklediğin, durduğun, kaldığın anlar oluyor. İşte orada el ayak devamlı çalışıyor çatır çutur çatır çutur. Ve çok fazla çekirdek yemiş oluyorsun. Hakikaten ağzım, dilim falan yara oluyordu bir ara. Kendimi zor engelliyordum yani. Onun için de devamlı yükümü azaltmak için sana ikram ediyorum. Murat Kurallı lazım. Evet, ya şimdi sürekli sorulan bir soru var abi. Arada onu ben de cevaplayayım. Şinasi Yurtsever neden diziden ayrıldı diye bir soru var. Evet. Onu ben cevaplayayım. Dilersen sen de cevaplayabilirsin. Ya şimdi
Sinasi abiye yazdığımız karakter bizim bir önceki mini diziden uyarladığımız, yani oradaki karakteri alıp ben buraya getirmiştim. Ama bir türlü olduramadık. Yani işte mahalleye getirdik, sizin yanınıza getirdik. Karakteri evirmeye çalıştık, şimşek çaktırdık adamın kafasına. Her şeyi yaptık. Bir türlü böyle istediğimiz noktaya gelmedi. Sonra Şinas abiyle konuştuk. O dedi ki yani hani birlikte ortak karar verdik. Şinasi çıkaralım. De tutunamadı karakter. Tutunamadı demişti birisi. Evet. Bu işlerde olur abi. Yani hani biri maalesef yani. Hani biz de çok istemedik. Ben Şinasi abi çok seviyorum. Seninle de muhabbeti Tabii. yani çok iyiydi. Yetenekli de bir kardeşimizdir. Evet, çok yetenekli de birisi. Karakter olmadığı için yani benim suçum yani, seyircilerden ben özür dilerim yani, karakteri şey yapamadım, Evet. toparlayamadım. Dolayısıyla devam edemedik şeye. Sizin de tutunamadığınız oluyor mu diye bir soru. Oluyor tabii. Niye olmasın? Değil mi? Peki diziye tutundu diyebilir miyiz, bizim dizimize? Yani dizi tutundu mu? Ne oluyor? Ya bence bizim dizimizin bir izleyici kitlesi var. Fakat benim gördüğüm, yani bizim dizimizi izleyen kitlenin çok büyük bir çoğunluğu internet üzerinden izlemeyi şey yapıyor, tercih ediyor. O da biraz şundan kaynaklanıyor. Türkiye'deki genç kuşak artık yavaş yavaş bu televizyon dünyasından kopmaya başladı. Yani televizyondaki yayınlanmış olan televizyon dizileri, işte onlar ve televizyon dizilerinin belki de aralarına aldıkları reklam kuşakları çok uzun olduğu için genç kuşak özellikle o reklam bölümlerinden bezmiş durumda. Ama bir taraf kanal oradan para kazanıyor, reklam şirketi oradan para kazanıyor. Onun bir matematiği var, eyvallah, ama bizim dizimizin avantajı 1 saat olması. Yani 2 saatlik zaman dilimlerine doğru yürümüyor. Bir önceki bölümün özetiydi. Özeti de akşam 8'de başlayıp gece 12.30'da biten bir dizi değil. Ama bizim izleyici kitlemiz biliyor ki dizi biter bitmez hemen internete Düşecek. gidiyor. Onu bildiği için nasıl olsa internette reklam araları, kısaya da atlarım ben oraları diyor. Ve oturup bizim diziyi oradan takip etmeyi seviyorlar. Evet, o Ama reklam mevzusunda bizim online'da yapacağımız dizide bir eleştiri gönderme olacak. Seyirci beklesin. Onların, ha ben de gerçekten yani abi hani şey oluyor, tamam mı? Son bir cümlesini söyleyecek, araya reklam giriyor bir daha. Araya reklam giriyor bir daha. Ama tabii. yani hani bu televizyon dünyasının şartları bu. Buna bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani hani başında ben değilim ki reklam girmeden bölüm. Evet. Zaten şey var. İzleyici zaten anlıyor. Yani eğer final bölümünde böyle birdenbire belli bir minütajda bitmeye yakın reklam girdiği anda biliyor ki bunun dönüşünde 2 defa daha reklam girip aynı sahneyi bir daha gösterecek diyor. Aa, onu anladılar. Bir de bir şey yaptık abi. 12. bölümde yaptık onu. Hani Evet. bunlar sonunda kesecekler ya, reklama girecekler ya. Biz de orayı es verdik ki hani orası şey olsun. Hani bitirdiğimiz yer orası değil aslında. Daha geride falan. Biz Evet. de TRT'yi satmış mı oluyoruz? Ne yapıyoruz abi? Sonra TRT diyecek ki ne yapıyorsunuz kardeşim? Ya bizim aslında işte lezzeti o 1 saatlik zaman dilimi bence çok iyidir. Yani çok uzattığın zaman bazı şeyler çok sündüğünde, uzadığında biraz daha minütajdan kazanayım kaygısı içerisinde olduğu zaman o tadını, lezzetini kaçırıyor yani. Onun dozu bence çok güzel. Yani 1 saat olmaz. Eyvallah. Abi şimdi bir soru. İlhan abi, sevgi karın doyurur mu? Bunu İlhan olarak cevaplamanı istiyorum abi. Doyurur geçici bir süre. Kısa Geçici. bir süre. Tabii kısa bir süre doyurur ama ondan sonra yine açlık başlar. Eyvallah abi. Sonra sana birkaç tane böyle soru sorup yayına son verelim. Bayağı 50 dakika olmuş. Hiç hissetmedim ben. 50 Hızlı. dakika mı olmuş? Maşallah. Aa, vallahi 50 dakika olmuş. Selamlar Zafer abi. Evlere tıkılmış şu genç dimağlara birkaç film, kitap önerisi verir misiniz? Saygılar. Valla film önerimi arkadaşlarıma söyledim. Dedim ki ben TRT 2'yi seyrediyorum. TRT 2'de gerçekten çok çok güzel filmler var. Bir de
Ben eski filmleri daha çok seviyorum. Yani 80'li yılların, 90'lı yılların, hatta 70'li yılların filmleri bile var. Çok kaliteli filmler var. O anlamda geçen gün mesela Can'la şey yaparken Robert De Niro ve Robin Williams'ın beraber oynadıkları Waking diye bir sinema filmi var. Onu mesela tavsiye etmiştim. Bir iki arkadaşım izlemiş, abi gerçekten muhteşem bir filmmiş dediler. Orada Robin Williams bir akıl hastanesine doktor olarak gider. Artık böyle ex kabul edilmiş. Bunlar bir daha insan olamaz dedikleri insanların böyle sürgün gibi bir yere gönderirler. Oradaki insanları tekrar hayata kazandırma çabası ve Robert De Niro da orada bir hasta. Onunla olan arkadaşlığı, dostluğu, adamın gelişimi, üzüntüleri inanılmaz bir filmdir. Onu tavsiye ederim film olarak. Kitap olarak. Kitap olarak Zafer Algöz'ün eserlerini hemen Var arkadaşlar. mı? Tabii. Bunları tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bu ikinci kitabım. Bu da birinci kitabım. Hocam Hadi bak. bunlar benim göz bebeğim. Çocuklarım, evlatlarım. Bir tane daha yazdın değil mi abi? Üçüncü kitabımı yazdım ama şimdi üçüncü kitabımı tam vereceğim anda bu korona şeyi çıktı, virüsü hikayesi çıktı. Onun için çok önemli bir şey olduğundan onunla ilgili bir ön bir şey yazmam lazım. Onu yazdıktan sonra inşallah hayat tekrar normale dönerse kitabı vereceğim yayın evine. Herhalde bir iki ay içerisinde o da çıkmış olacak üçüncü kitabım. Şiveli İlhan Perisi kimin fikriydi? Ya arkadaşlar biraz hani bu soruların genelde hepsini cevaplamış olduk aslında. Hani biraz benim fikrim, biraz Zafer abinin. Ya ortaya bir senaryo çıkıyor, karakter çıkıyor ve onu canlandıran bir oyuncu oluyor. Ben şiveli olmasını düşünmüştüm. Sonra Zafer abi bir şive yaptı. Onun üzerine koyarak karakteri başka yere doğru getirdi. Bizim istediğimiz, çok da sevdiğimiz bir yere doğru getirdi. Abi son soru olsun. Oyuncu olmak isteyen genç insanlara tavsiyeleriniz nelerdir? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Oyuncu olmak isteyen arkadaşlarıma sadece şunu tavsiye edebilirim. Oyuncu mu olmak istiyorsunuz yoksa şöhret olmak mı? Eğer ben şöhret olmak istiyorum, onun için oyunculuk yapacağım diyorsanız vazgeçin. Ama oyunculuk yapmak istiyorum diyen arkadaşlarıma tavsiyem konservatuarlara ya da konservatuar dengi oyunculuk mesleğine eğitim veren resmi kuruluşlardan oyunculuk eğitimi almayı seçsinler. Çünkü tiyatro sahnesinde oynadıktan sonra sinemaya ya da televizyon dizisine geçmek çok daha kolaydır. Asıl olan tiyatro oyunculuğudur. Çünkü bir tek bizde var bu ayrım biliyorsun Osman Hocam. Evet. Dünyadaki bütün sinemalarda gördüğümüz büyük oyuncuların hepsi gerçekte tiyatro oyunculuğundan yetişmiş adamlardır. Tiyatro sahnesinde de oynarlar. Öyle olmasa şimdi Al Pacino gibi büyük bir aktör şu korona virüsünden önce işte Amerika'da tiyatro oyununda oynuyordu adam ama adam gecede işte atıyorum 250 dolara oynuyor. Normalde bu adam bir film yaptığı zaman işte atıyorum 20-25 milyon dolar para alan adam gecede kalkıp o kadar komik bir rakama canlı performansta oynamasının sebebi oyunculuğu ve oyunculuğun gelişimine çok değer verdiği için. Meşakkatli bir iştir oyunculuk. Bir meslek büyüğümün dediği gibi ilk 40 senesi zordur. Ondan sonrası kolaydır derler. Bazıları der ki 50 senesi kolaydır, zordur. Ondan sonrası kolaydır. Ama yetenekli olmanın dışında çalışmak, azimli olmak, çok okumak, çok dinlemek, çok seyretmek bunlar gerekli. Yoksa ben kendimi çok yakışıklı buluyorum, ben kendimi çok güzel buluyorum. Ya da işte çok güzel taklit yapıyorum. Bu tip şeyler insanın oyunculuğu için yeterli doneler değil. Anlatabiliyor muyum? Çok zor bir iş gerçekten Evet, oyunculuk. hiç eğitim vermeyi düşündün mü abi? Yani bir okul açmayı bir Yok. şekilde. Yok hiç düşünmedim. Çünkü benim öyle bir şeye vaktim yok Osman'cığım. Yani Doğru. benim hep koşturmayla geçtiği için işte bir taraftan sete gidiyorum. Bir taraftan ne bileyim bu sene Devlet Tiyatrosu'nda Anton Çehov'un 3 tane oyununu sahneye koydum. Ondan sonra Can Yılmaz'la turneler yaptık. İşte kendi YouTube kanalımıza program yaptık. O koşturma içerisinde bir de eğitmenlik yapacak zamanım yok. Ama gerçek anlamda eğitmenlik yapan tüm arkadaşlarıma selam olsun. Yani onlar özellikle konservatuvarlarda çok komik rakamları hocalık yapıyorlar. Böyle ders saati 12 lira falan gibi komik komik rakamlara konservatuvarlarda hocalık yapıyorlar ki genç insanlar da yetişsin diye. Onun Evet için abi. lafımı bağlayayım fazla uzatmayayım. Yok estağfurullah.
oyunculuk yapmak isteyen arkadaşlarımın önce kendilerini çok iyi hazırlamaları, donatmaları lazım. Bilgili, kültürlü olmaları lazım. Çok okumuş, çok seyretmiş, çok görmüş. Altyapısı hazır adamlar olması lazım. Evet, şimdi bir soru daha gelmişti. Arkadaşlar onu da sormamı istiyorlar. Ratingler düşük diye az mı izleniyor gibi bir soru varmış. Evet. Galiba ya bizim rating sistemi hani ne kadar uzun olursa dizi işte biz 60 dakika yapıyoruz, 70 dakika yapıyoruz. Evet. Diğer diziler yapıyor 2 saat, 3 saat. Yani bitmiyor ki gece 12'ye kadar sürüyor. Rating sistemi de o uzunluğa göre biraz da hani iş ne kadar uzunsa o kadar çok rating geliyor. Ki yani bizim ratingde çok kötü değil. AB'de hani fena izlenmiyoruz sanki. Evet, AB ilk onun olduğu o bölgelerde geziyoruz. Bu da AB grubu tarafından dizinin bir şekilde insanlar tarafından takip edildiğini gösteriyor. Bizim diziyi ayrıca hem televizyondan bittikten sonra da internetten seyreden bağımlılar da var. O arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Aslında Eyvallah. Osman, bir de şu da var tabii. Biliyorsun Amerika Birleşik Devletleri tamamen dijital yayına geçtiği için Amerika'da dijital yayın olduğundan reyting ölçümünü ülkenin tamamındaki bütün televizyon sektörü üzerinden yapabiliyorlar. Ama bizde sadece reyting ölçümü yapılabilecek belli bir adet 3.500 mü 5.000 mi denek olduğu için belli şehirlerde, bölgelerde Doğru. onların vermiş olduğu göstergelere göre yapıyorlar. Ama TRT Genel Müdürü sevgili İbrahim Bey'le görüştüğümüz zaman bizim dizinin ilk akşamında hatırlarsan orada çok güzel bir şey söylemişti konuşurken bu reytinglerle ilgili. Biz hem şu andaki insanların bakmış olduğu reytinglerin dışında kendimiz dijital yayın üzerindeki reytinglere ve izlenme oranlarına da bakıyoruz dedi. Evet. Bu da bizim dijital yayıncılıkta çok insan tarafından izlendiğimizi bence gösteriyor. AB grubundakiler de izliyor sağ olsunlar. Ben o anlamda hiç memnunum oyuncu olarak. Ay 8. olduk, 9. olduk ben onlara bakmıyorum. Geri dönüşü beni mutlu ediyor. Yani insanların diziyi izleyen insanların diziyle ilgili görüşlerini bildirmesi, bununla ilgili yorum yapması. Arkadaşlarımız da buradan emin olsunlar yaptıkları olumlu olumsuz her türlü eleştiriyi biz de takip ediyoruz. Hepimiz bakıyoruz. En başta siz takip ediyorsunuz. Evet, takip ediyorum ya. Ben de elimden geldiğince okuyorum. Her yere bakıyorum. Evet, demin bir arkadaşım çok güzel bir şey sordu aşağıdan. Biz seninle konuşurken kaçırdık ama abi Nedir dedi abi? herhangi bir bölümde Oğuz Atay'a da gidecek misiniz dedi. Ya şimdi abi orada şöyle bir sorun var. Telif sıkıntısı var ve iletişim yayınlarından telif alamıyoruz. Evet. Dolayısıyla Oğuz Atay'la ilgili hiçbir şey kullanamıyoruz. Yani Oğuz Anlıyorum. Atay'la ilgili bir şeyler yapmak tabii ki isterim. Evet. Ama işte mesela ben şeyi düşünmüştüm. Orlik karakteri var ya Oğuz Atay'ın. Evet. En başta aslında İlhan Perisi Orlik olacaktı. Öyle bir karakter olacaktı. Ama işte o esinlenme veya işte oradan telif gerektirdiği için onu yapamadık. Şimdi benim de aklıma şey geldi abi. Robert Musil'in Niteliksadam kitabı var. Oğuz Atay da Orlik karakterini Robert Musil'in Niteliksadam kitabından esinlenerek ortaya koymuş. Öyle çıkarmış. Evet. Biz de Urli'yi getirebiliriz mesela. Orlik değil ama Urli'yi Robert Musil'in Urlik karakterini mesela getirebiliriz. Öyle bir Getirelim. şey yapabiliriz. Getirelim. Eyvallah Bu abi. akşam yayınımız yokmuş öyle mi? Yok abi, haftaya yeni bölümümüz. Peki. Tamam. Dostoyevski'yi de bekliyoruz demiş bir arkadaşım. Niye? Dostoyevski'yi tabii. Daha çok vaktimiz var inşallah. Sevdiğimiz birçok yazara gidebiliriz. Evet. Abi var mı diyeceğim bir şey? Sevgiler Osman'cığım. Bence güzel bir sohbet oldu. Yaklaşık bir Abi, saat kaldık herhalde. tam bir saat oldu abi. Şu Tamam an bir saat tam. oldu. Evet abi, bir saatte bitirelim ama dizi gibi oldu. Ben yarım saat planlamıştım aslında ama bir Olsun. saate vardık. Olsun. Buradan bizi izleyen tüm dostlara, tüm arkadaşlara sevgiler. İnşallah en kısa zamanda hayatımız normale döner ve daha güzel işler yaparız birlikte. Ama İnşallah. bu önümüzdeki haftadan itibaren kendi yapacağımız yeni işi de şimdiden merak ediyorum. Onu da söyleyeyim yani. Eyvallah abi. Görüşürüz. Senaryoyu göndereceğim sana. Bekliyorum. Eyvallah abi. Hoşça kal. Sağ olun, hoşça kalın.